Merhaba arkadaşlar. Yeni bir mobil uygulamalar videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Timbre isimli bir uygulamayı tanıtmak istiyorum. Bu uygulama oldukça etkileyici. Hem sesler üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz, hem de videolar üzerinde çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. Ayrıca en güzel yanı, diyelim ki bir videoda herhangi bir işlem yaptınız ve dışarıya aktardınız. Bu aktarmış olduğunuz videoda herhangi bir watermark, yani filigran bulunmuyor. Bu noktada gerçekten çok harika diyebilirim. Ayrıca programın Türkçe desteği de var. Türkçe dil desteği de var. Sol üst tarafta menü bölümüne geliyoruz. Language'den en aşağıda Türkçeyi seçiyoruz. Ben bu uygulama videosunun konusunu özellikle video araçlarından yapmak istiyorum. Seste de hemen hemen aynı işlemler var. Yani ses dosyalarını birleştirebiliyorsunuz. Bunları kesebiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz. Belli yerleri atlayıp diğer yerleri tutabiliyorsunuz, bölebiliyorsunuz. Bit hızını bir noktada kilobit hızını değiştirebiliyorsunuz. Bu da kaliteyi etkiler. Hızlandırıp ya da daha yavaş hale getirebiliyorsunuz. Sesi ters yöne çevirebiliyorsunuz veya sesin düzeyini artırabiliyorsunuz. Bunu MP3 dosyalarınızda veya diğer formattaki dosyalarınızda deneyebilirsiniz. Ben şimdi videoya örnekler vermek istiyorum. Öncelikle birleştir seçeneğinden başlayalım. Buna tıklıyorum ve içeriye iki tane videoyu peş peşe aktarıyorum. Artıya tıklıyorum. İlk videoyu içeriye aktarıyorum. Sonra tekrar artıya tıklayıp ikinci videoyu içeriye aktarıyorum. Alttaki ikonumuza tıkladığımız zaman artık bunu dışarıya ikisini birleştirilmiş bir halde aktaracaktır. Şimdi gelelim kese. Kes de adı üstünde zaten videoları kesmemize yarar. Şöyle tıklayalım. Videomuzu içeriye aktaralım. Şöyle bakalım, bir aralık seçin der. Geliyoruz şöyle. Örneğin 4.55 ile şöyle getiriyoruz. 4.55 örneğin ne olsun, 5 aralığını hani bu sağdaki ve soldaki araçları da kullanarak çok daha net bir veri girebilirsiniz. Örneğin 4 dakika 55 salih sesi olmasına gerek yok örneğin. Şurada 0 diyebiliriz. Uygulayalım. 4.55'ten 5'e kadar şuradaki salih sesi 0'a getirebiliriz. Uyguluyoruz. Tamamen artık 4.55'ten 5. dakikaya kadar olan kısmı, yani 5 saniyelik kısmı dışarıya aktaracaktır. Kes'e tıklayarak dışarıya aktarabilirsiniz artık. Gelelim çevirmeye. Çevirmede de yine içeriye bir videomu aktarıyorum. Burada varsayılan girdi biçimimiz MP4'tür. Zaten burada seçilmiştir belli. İstediğinize dönüştürebiliyorsunuz. Yani AVI'ye, FLV'ye, MPG, MKV'ye, WebM'ye dönüştürebilirsiniz. Yine buradaki ikonumuza tıklayarak dışarıya istediğiniz formatta aktarmanız mümkündür. Gelelim atlı aracına. Bu aracımızda yine bir aralık seçiyoruz. Bakın şöyle. Bu aralığın bulunduğu kısım hariç diğer yerleri kırpıyor. Bu da değişik bir kırpma metodu diyebilirim. Bölme aracı da adı üstünde çok basit, videomuzu bölmektedir. Örneğin burada bir nokta seç diyor. Geliyoruz şöyle, şurada herhangi bir noktaya. Bu noktadan itibaren diyelim ki bölmek istiyorsunuz. Videonun uzunluğu ne kadar? 10.34. Şöyle 5 civarına getirip tam ortadan videoyu bölebilirsiniz. Buna tıklayarak aktarımı yapmak mümkündür. Gelelim hız aracına. Hız aracında adı üstünde videonun hızını artırmaktadır. Şöyle bir oynatıyorum bakın. İlerletiyorum. Biraz daha artırıyorum. Bakın şimdi hareketleri biraz daha böyle hızlanacaktır. Dışarıya hızlandırılmış şekilde aktarabilirsiniz. Watermark aracımıza gelelim. Bu aracımızda içeriye herhangi bir resminizi aktarıp video üzerinde tutabilirsiniz. Buradaki ikonumuza tıklıyorum ve kendi resmi, kanalında bulunan resmi içeriye aktarıyorum. Gördüğü üzere tam ortaya aktarıldı. Bunu şöyle size bölümünden birazcık büyütmek istiyorum. Pozisyonunu da şöyle sol üst köşede tutmak istiyorum. Bakın şimdi videoyu oynatırken resmim de yukarıda bulunuyor. Buraya tıklayarak resimli videonuzu dışarıya aktarabilirsiniz. Videodan sese adı üzerinde bir ses dosyasını diğer ses dosyalarına dönüştürür. Şu anda bunun formatı AAC'ymiş. İsterseniz MP3 WAV FLAC Opus N4A'ya alabilirsiniz. Sessiz ise videoyu sessiz hale getirir. Oldukça basit. Örneklendirmeye çok gerek yok. Çerçeveyi çıkara bir gelelim bakalım. Burada bir nokta belirliyoruz. Örneğin gayet güzel bir nokta belirleyelim. Şöyle bir surat ifadesi olsun. Buraya tıkladığımız anda şunun resmini bilgisayarınıza çıkaracaktır. Gelelim yeniden boyutlandırmaya.
Burada da videomuzun 1920x1080 çözünürlüğünde olduğunu görüyoruz. İstediğimiz gibi orantılı bir şekilde küçültebiliriz. Eğer orantılı bir küçültme yapmak istemiyorsak şuradaki kilit işaretini kaldırarak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bakın şöyle diyelim ki 1200'lerden 700 küsürlere bir şey belirlediniz. Tabi tercihinize göre. Ondan sonra tekrar dışarıya bu çözünürlükte aktarabilirsiniz. Create GIF çok iyi çevrilmemiş. GIF oluştur anlamına geliyor. Yine videoda bir aralık belirleriz. Örneğin bu aralığı kaydettiğimizde GIF dosyası olarak dışarıya çıkartacaktır. En son ise volume vardır. Volume'da da diyelim ki videoyu çok sessiz buldunuz. Çok sessiz bulduğunuz bir video var. Bu videonun sesini iki katına çıkartabilirsiniz. Bakın şöyle değer verirsiniz. Dışarıya aktardığınızda artık iki katında olmuş olur sesi. Evet, böylelikle bir mobil uygulamalar dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın diyorum.